Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Euro dolar paritesi günlük, haftalık, geçen hafta gün içi dakika dakika yorumlarımızı paylaşmıştık. 1.12.60, 1.12.70, 1.12.50 bölgesinin ne kadar güçlü bir direnç olduğundan burada görüldüğü üzere bunları özel çalışmalarımızla, yani destek direnç tablomuzla paylaşmaya çalışmıştık ve bu bölgelerin özellikle 1.12.40, 1.13 bölgesinin çok ciddi dirençler olduğunu, zorlu dirençler olduğunu ve geçilememesi ihtimalinden bahsetmiştik. Böyle bir durumda da ilk etapta 1.11.50'ye kadar bir geri çekilmeden dakika dakika neredeyse bahsetmiştik. Buradaki görülmüş olduğu üzere kapanış nerede oldu? Evet, kapanış görmüş olduğumuz üzere 1.11.50'yi gördü ve 1.11.57'den kapattı. Haftalık bazda çok kötü bir kapanış. Bunun devamı bu hafta açısından değerlendirecek olursak, haftalık bazda bakalım istersen. Önemli ortalamaların geçilememesi, haftalık bazda da çok önemli kısa, orta, uzun vadeli, orta vadeli diyebiliriz. Ortalamaların altında bir kapanış ne getirir demiştik? 1.10.90'lara kadar satış getirebilir. Bu bizim için önemli. Çok önemli. Haftalık bazda 60 haftalık basit ortalamayla bakmış olduğumuz haftalık bazda hedef bölgeyi bize göstermişti ve satışın etkisini görüyoruz. Bunun devamının edebileceğinden bahsediyor. Göstergelerimizin hepsi neredeyse bize satış ihtimalinden bahsediyor. Aylık bazda baktığımızda, evet, aylık bazda aslında bakın değerli arkadaşlar, çok uzun süreli düşüş hareketinin arkasında uzun süreli de yatay bir bant hareketi görmüştük. Sıkışan bir hareket görüyoruz. Çok yakında Avrupa ile veya Amerika ile ilgili doların güçlenmesi veya Avrupa'da kötü haberlerin gelmesi noktasında ciddi anlamda hazırlıklı olmak lazım. Çok ciddi sıkışmalar başladı ve trend hızlı bir şekilde, çok sert bir şekilde, volatilite hatta şunu söyleyebiliriz, oldukça uzun süre, hatta son 23 yılın neredeyse en düşük dünya finansal piyasalarında dalgalanmanın, marjların düşük olduğu bir süreci göstermişti. Bu da bize çok ciddi anlamda ciddi bir dalgalanma gelebileceği işareti olarak yorumlamıştık ve bunu paylaşmıştık. Böyle bir yorumda bulunmuştuk. Evet, gördüğünüz üzere oldukça daraldı. Euro dolarda çok ciddi anlamda sert dalgalanmalar çok yakın. Sonbahar için burayı izliyor olacağız. Evet, isterseniz günlük yorumumuza dönelim. Günlük yorumumuzda çok önemli bir destek bölgesindeyiz. Neresiydi? 1.11.50. Hemen geçen hafta aslında 1.12.40-1.12.60'ların geçilemeyeceği 1.11.50'ye doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Geçmiş haftaki yorumlarımıza bakabilirsiniz bu noktada. Yarın özellikle bu tablonun devamı satışın gelebileceği noktasında bize işaret veriyor. 1.11.70-1.11.90. İlk etapta 1.11.70. Buranın geçilmesi ihtimali gün içinde söz konusu olabilir, tepkiymiş gibi olabilir. Tablomuza bakalım. Daha yeni aslında burada tabloda alıcılı bölgeden satıcılı bölgeye geçtiğini görüyoruz. Bu da euro dolar paritesinin ilk ciddi tepkisinin 1.11.57'leri düşündüğümüzde aşağıda ancak ciddi bir tepki gelebilir dediğimiz noktanın 1.09.10'lar olabileceğini bize gösteriyor. Yani zaman zaman tepkiler gelebilir. Dikkatli olun demek istiyor bu. 1.11.70, 1.11.90 geçilmediği müddetçe ki artık önemli dirençler buraları, kademeli bir şekilde gün içinde yarın euro dolar paritesinde 1.11.30 kırılma riski söz konusu olabilir. 1.11.50 ilk saatlerde 1.11.50, 1.11.70 bu bölgede gezdikten sonra 1.11.50'yi aşağıya kırma isteği oluşabilir. Bu da bize ilk etapta 1.11.30'lara doğru bir geri çekilme getirebilir. Bu hareketin devamı yarın gelir mi? Onun için gün içinde de yorumlayacağız ama genel tablomuza baktığımızda çok önemli bir ortalama. Eğer bu ortalama kırılacak olursa, ki kırılma riski artık artmaya başladı, tüm göstergelere baktığımızda bu ihtimalin artık artmaya başladığından bahsediyoruz. Satışlı bölgeye geçiyor diyoruz. RSI çok ciddi bir kırılma yaşadı. Hatırlayacak olursak adım adım ne demiştik? 55 çok önemli dirençtir, geçilmesini beklemiyoruz. Aşağı hareket hızlanabilir. 45'e kadar geldiğini görüyoruz. Marjlar için çok önemli bir noktadan bahsetmiştik. Ciddi marjlar daraldı. Bu marj aşağı yönlü kırılmaya başladığında sert bir satış gelecektir. Cuma'da geldiğini gördük zaten. Ve tam da 1.11.50 noktasına kadar.
tablomuzun özelliği itibariyle zaten nokta hedefler veriyoruz. Nokta tahminlerin gerçekleştiğini sizler de görüyorsunuz. Şunu söyleyebiliriz. Yarın için 1.11.70 erken saatlerde geçilemediği takdirde gün ortasında 1.11.50'nin kırılıp 1.11.30'lara doğru bir geri çekilme görebiliriz. Belki de yarın 1.11.70'in biraz üstü aşağıda 1.11.30 gibi bir bant hareketi görebiliriz dar bir aralıkta. Ama genel hafta içinde ilk etapta görebileceğimiz ilk önemli seviye değerli arkadaşlar hemen alt bandın oluştuğu şu seviye. Yani 1.11.10'lar. Zaten tablomuzda da 1.11.10 var. Yani demek ki yarın bile 1.11.10 ihtimali var. Bu noktada bunu izliyor olacağız. Haftalık bazda 1.12.40 altında kaldığı müddetçe ilk etapta 1.10.80 ve hafta içinde 1.09.99'a doğru 1.09.90'a doğru bir gerileme ihtimalinden bahsedeceğiz. Aylık bazda zaten 1.13.10 geçilmedi. Önemli bir direnç demiştik ve aşağıda büyük ihtimalle 1.10, 1.09.10 ay içinde görebileceğimiz seviyeler. Eğer ay içinde 1.09.10 kırılırsa çok dramatik bir satış gelebilir 1.06'lara kadar. Bunu da izliyor olacağız. Zaten ne demiştik? Aylık bazda görüldüğü üzere çok ciddi anlamda bir sıkışma var. Dikkat edin, parite son ayların en büyük dalgalanması negatif yönde bir dalgalanma getirebilir. Bunu da en azından gün ve gün, saat ve saat sizlerle zaten paylaşıyor olacağız. Beklentilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Gün içi yorumlarımız için bizi YouTube'dan izleyebilirsiniz. Tabii Twitter hesabımızdan da zaman zaman çok hızlı gelişmeler olduğu için bakın bu destek kırılıyor. Sabah bültenimize bahsetmiş olduğumuz destek kırılıyor. Şuraya gelebilir. Tablomuza tekrar bakın diye sizi uyarabiliriz. Geçen hafta olduğu üzere dolar TL'de yukarı hareket 2.97 kırılıyor. Bakın yukarı tutunduğu yukarı hareket başlıyor. 2.98'in üzerine diye mesajlar vermiştik. Aynı şekilde euro dolarda an ve an ve dakika dakika bakın 1.12'ler hızlı bir şekilde kırılabilir. Dolayısıyla 1.11.50'ye hızlı bir şekilde geri çekilme olabilir mesajımız vardı. Bunu da hatırlayacak olursanız, videolarımıza bakacak olursanız göreceksinizdir. Dolayısıyla biz bu tür yorumlarla size farklı çalışmalarımız, açıkçası özel çalışmalarımız olabildiğince biz fiyatlar üzerinden giderek sizlere bu paylaşımlarımızı yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince biz yorumlarımızı objektif olarak yapmaya çalışacağız, paylaşmaya çalışacağız. Herkese iyi günler diyoruz. Teşekkür ederiz.